Sırada Amerikan basından özetler var. Dilge Timoçin haftanın ilk gününde Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetliyor. Özlem, Amerikan basını özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ı görevden alacağı şeklindeki söylentileri yalanladığını yazıyor. Habere göre danışmanları Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Dairesi FBI'yı kamuoyunun önünde birçok kez eleştirmesine rağmen Başkan Trump'ın Mueller'ı hedef almadığı konusunda ısrarlı. Mueller'ın soruşturmasını Ocak ayında tamamlamasının beklendiğini kaydeden Trump'ın avukatları bu hafta Mueller'ın ekibiyle rutin bir toplantı amacıyla bir araya gelecek. Avukatların toplantıda Mueller'ın ekibine soruşturmayı tamamlamadan önce ihtiyaçları olan başka materyaller talep edip etmeyeceklerini sorması bekleniyor. Öte yandan danışmanları Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Mueller soruşturmasından sorumlu bakan yardımcısı Rod Rosenstein'ı sert bir şekilde eleştirdiğini, her iki yetkilinin de zayıf olduğunu söylediğini kaydediyor. Trump, Demokrat Partili olarak tanımladığı Adalet Bakanı yardımcısı Rosenstein'ın başkanlığı için bir tehdit haline gelebileceğini düşünüyor. Öte yandan adlarının açıklanmasını istemeyen danışmanlara göre Trump, Mueller'ı soruşturmadan çekmenin çok ileri gidecek bir adım olacağını düşünüyor. Ancak başkan bunun yerine Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey mevkilerde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Wall Street Journal ise başkan ulusal güvenlik stratejisiyle ilgili haberlere yer veriyor. Gazete, Çin ve Rusya odaklı stratejinin ekonomi ve ticareti ulusal güvenlikle ilişkilendirdiğini kaydediyor. Habere göre Trump'ın güvenlik stratejisi, Çin'in teknoloji hırsızlığı yapmasına, Amerika'ya karşı güttüğü ticaret politikasının haksız rekabete yol açmasına ve Amerika'nın güvenlik ve refah seviyesini tehdit etmesine odaklanıyor. Öte yandan 67 sayfalık plan, tehlikeli bir rakip olarak tanımlanan Rusya'nın süper güç konumunu pekiştirmeye, Amerika'yı müttefiklerinden ayırarak yeni etki alanları yaratmaya çalıştığını ve Batı demokrasilerini zayıflatmak için siber güç ve devlet medyasını devreye soktuğunu bildiriyor. Ulusal güvenlik stratejisinin açıklanması, Kongre'nin getirdiği bir zorunluluk. Geçmiş yönetimlerin hazırladığı stratejiler, bol vaatte bulunup az sayıda eylem kararı sundukları için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gazete, Trump'ın stratejisinin ise farklı bir önem taşıdığı görüşünde. Bunun nedeni, Trump'ın şimdiye kadar güvenlikle ilgili birçok konuda Twitter üzerinden çelişkili mesajlar vermesi ve ilk defa Trump yönetiminin genel güvenlik politikalarına ilişkin bir plan sunması. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Dilge. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebileceğinizi hatırlatıyor.